Herkese merhaba, ben Funda. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İzmir yanıyor. İzmir yanıyor. Dehşet sıcak var İzmir'de. Bu arada vantilatör çalışıyor bir yandan, odamda klima yok. O yüzden umarım ses çok fazla rahatsız etmiyordur. Dün 38 dereceydi. Bugün de yine muhtemelen hatta 40 derece falandır hissedilen, daha da fazla oluyor. Nem çok yüksek. Yani o yüzden yanıyoruz. Bugün günlerden 27 Haziran Pazar. Dün de arkadaşlar zaten bu videoyu da onun üzerine çekme kararı aldım. 26 Haziran sınav vardı biliyorsunuz. Üniversite sınavı vardı. Umarım aranızda beni sınava girmiş olanlar varsa, izliyorlarsa umarım gönlünüzden geçen olur. İstediğiniz olur. Üniversite hayatı da çok güzel geçer sizin için ve istediğiniz bölümde, istediğiniz kariyeri, yani istediğiniz bölümde istediğiniz kariyeri yapabilirsiniz umarım. Dileklerim bu yönde. Ben de arkadaşlar bugün tabii siz başlıktan da anlayacağınız üzere hazır sınav dönemine girecek arkadaşlarımız sınavlara girdiler. Ben de dedim ki hani üniversitede çok da fazla uzatmadan aslında böyle 10 başlıkla nasıl başarılı bir üniversite hayatı geçirilir ya da üniversitede ne yapılmalı, ne yapılmamalı, benim zaman zaman bahsedeceğim video içerisinde pişmanlıklarım veya iyikilerim neler gibi bunlardan da bahsetmek istiyorum. Öyle gündeme uygun bir video çekmek istedim. Umarım bu da sizin işinize yarayacak bir video olur. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şurada çok küçük bir minik bir kağıda 10 maddeyi de başlıklarıyla not aldım. Çünkü kaçırmak, yapmak istemiyorum. Atlamak istemiyorum. Bunca benim üniversite hayatımda size söyleyebileceğim en belli başlı ilk maddede şunu söylemek istedim. Planlı ve düzenli olun arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten plan ve düzen aslında hayatımızın her alanında olması gereken bir şey. Üniversite hayatında da zaten biz şeyden çıkıyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, hep bunlar bizim hayatımızı şekillendirecek alışkanlıkları da bize aslında edindiriyor. Ama üniversite, liseyle hani o çocukluk dediğimiz, o hataları yapabileceğimiz dönemle, bu arada hatalar yaşı yapılabilir, iş hayatında geçiş arasındaki çok kritik ve çok önemli bir süreç arkadaşlar. Hazırlıkla beraber 5 yıl, ortalama 4 yıl süren bir üniversite hayatı sizi bekliyor olacak. Ve plan ve düzen burada çok önemli. Çünkü planlı ve düzenli giderseniz bu iş hayatınızda da size bunu getirtecek. Yani inanın üniversitede yaptığınız her şey sizde kalıcı olacaktır. O yüzden iyi şeyler, yani size değer katacak, sizi başarıya götürecek şeyler edinmekte fayda var arkadaşlar. Bir şey olur, bir ödev verilir ki verilecek. Hani onu bir haftalık süre verildi ya da 15 günlük süre verildi size. Siz onu 14. günde yapmayın. Son dakika hiçbir işi bırakmayın. İşte deyin ki ben ödev verildi işte bir hafta içerisinde o ödevi yapmam gerekiyor. İşte bugün hemen araştırmalara başlayayım, verildiği gün işte 2-3 gün sonra ödevimi yazarım gibi gibi, maksimum erteleyeceğiniz süre bu olsun. Yani bu aslında plan ve düzen sizi eşittir, yani sorumluluğa götürüyor. Ben üniversite hayatımda üniversiteden sonra ben hep böyleydim de gerçi sorumlulukların fazlaca bilincinde bir insandım. Benimki fazla biraz, bu kadar fazla olmasa kararında olsun. Yani asıl sorumluluklarınızın bilincinde olun demeye çalışıyorum. Hiçbir işi ertelemeyin. Yani bir düzeniniz, bir planınız, bir şemanız olsun. O şekilde ilerletin. O zaman daha inanın hem temizlen olacak, hem düzenli olacak, hem de zorlanmayacaksınız. Bu süreci çok daha kolay, çok daha az hasarlı atlatacaksınız. Daha az stresli azaltacaksınız. Yani bu sizin stresinizi de azaltmak için aslında çok önemli arkadaşlar. Evet, ikinci madde. Not almak arkadaşlar. Bu benim hiç yapmadığım bir şey. Ya ben kendim bildim bileli ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hiçbir zaman not alan biri olmadım. Çok nadirdir. Yani bir sene içerisinde iki kere not almışımdır ya da almamışımdır arkadaşlar. Daha çok ben şöyleydim. İşte Eda not var mı? İşte Seda bunun notunu aldın mı? Aybüke'ye bana bir çalışma kağıdı verir misin? Hem fotokopi çektireyim. Hep böyle geçti hayatım. O yüzden arkadaşlar benim pişmanlıklarımdan biri budur. Not almak. Not almamak. O yüzden not alarak çalışmak her şeyde çok önemli. İş hayatında da çok önemli arkadaşlar. O yüzden ben üniversitede sizin aslında tabanınızı oluşturacağınız bir dönem olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Hoca ders anlatırken not alın. İşte hocaya bir şey sorarken, bir cevap verdiği zaman not alın. Arkadaşlarla bir fikir alışverişi yaptığınız zaman not alın. Hani illa sizin sorunuzun cevabı olmayabilir. Bir şey duyuyorsanız, yani onu anlıyorsunuz zaten. Bu benim işime yarayabilir diyorsanız direkt not alın. Yani not almak inanın size çok fazla katacak
üniversite hayatında ve sonrasında not olarak çalışmayı kendinize huy edinin. Ben keşke edinseydim. Hala mesela iş hayatında Hatice diye bir arkadaşımız var. Buradan da eğer videoyu izliyorsa ona da selam söyleyelim. Hatice sürekli not alan bir insan. Yani her şeyi not alıyor. Bu çünkü onu huy edinmiş. Artık bir şeyleri not olarak yapmaya, hani bir şeyleri not olarak anlamaya çalışıyor ve çok da iyi yapıyor. O yüzden ben hep özenirim kendisine, bunu buradan söyleyeyim. O yüzden siz de not almayı alarak çalışmayı kendinize huy edin arkadaşlar. Ha diyorsunuz ki benim gibiyseniz eğer, işte ben derste öğrenenlerdenim. Yani ya ben ders içinde de her şeyce ya dinleyeceğim ya not alacağım. Yani ikisi aynı anda olmuyor bende. Yazarsam eğer dinleyemiyorum, dinlersem yazamıyorum gibi bir şey yani. Ben o yüzden aklıma yazmayı tercih edenlerdenim. Ama benim size tavsiyem, böyleyseniz bile kendinizi notu alıştırın. Yani alışınca devamı gelir. Yani hani kendiniz onu kazandırabilirsiniz. Aa ben böyle değilim zaten, alışamam demeyin, alışıyorsunuz. Evet, üçüncü madde. Dersi dinlemek. Bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden derslere mutlaka gidin. Biliyorum şey oluyor, şimdi üniversiteye geçince kendinizi şey hissediyorsunuz. İşte o lisenin baskıcılığından, işte yoklaması alınma şeyinden, hani daha çok ailenin, hocaların kontrolü altında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Üniversiteye geçince de artık işte 18 yaşında geçiyoruz yani o dönemde. Hani o döneme girince kendimizi özgür, işte derse girsek de olur, girmesek de olur, arkadaşımızın yerimize imza atar, işte yoklama çok da önemli değil gibi düşüncelere bürünüyoruz. Bu hepimizde oluyor. Ben bu olmayacak demiyorum, sizde de olacak. Hani o üniversiteli olmanın rahatlığı diye bir mod vardır yani. Bu hepimizde oldu. Derslere mümkün olduğunca gidin. Ben çok nadirdir, tabii ki de aksattığım oldu, hastalıkları saymıyorum. Yani keyfi olarak gitmeyeyim, istemediğim dönemler benim de oldu. Yani bu ama senede bir ya da iki kere olmuştur. Bunu kendinize yani alışkanlık haline getirmeyin. Derse mutlaka gidin arkadaşlar. O kadar çok önemli ki. Siz o sırada şey hissediyorsunuz. Hani bu benim neyime yarayacak, bu benim mesleki hayatta nereye koyacağım ben bunu diyorsunuz. Ama her şeyin bir anlamı var. Bunu sonradan anlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden derse gitmeye özen gösterin. Bu önemli bir tavsiye olsun size. Onun haricinde arkadaşlar şimdi üniversiteye girdiğinizde şöyle yaklaşımlar olacak. Çeşit çeşit yaklaşımlar var. Şimdi bir grup diyecek ki ortalamanın hiçbir önemi yok. Ama üniversiteyi bitir de hiçbir iş yeri ortalamaya bakmıyor. Kimi grup diyecek ki ortalama çok önemli. Kendimi kasmam lazım. İşte kendini kasmalısın. Ortalaman işte 3,5 olmalı en az gibi. Bir de bu tarz düşünenler var. Şimdi arkadaşlar şöyle, eğer siz özel, yani nasıl diyeyim, Erasmus, şöyle söylesem daha doğru olacak. Erasmus, yüksek lisans, doktora, yurt dışı veya yurt dışı staj gibi şeyler, iş sonrası yani üniversite sonrası. Ya bunlara düşünüyorsanız eğer, ortalama arkadaşlar çok önemli. Yani Erasmus dediğimiz şey ortalamaya bakar. Yüksek lisans dediğimiz şey ortalamaya bakar. Sizi 1-0 öne taşır. Doktora aynı şekilde. Yani kariyeriniz bu yönde olacaksa eğer, ortalama çok önemli. Ha ama işte özel sektördür. Çoğu özel sektörlerde bakmıyorlar. Ya ben ziraat mühendisi için konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi her bölümde onu, ya uzmanlığım yok, alanım yok yani, ama ziraat mühendisliğinde benim bildiğim genel olarak çok da fazla ortalamaya bakılmıyor, özel sektör için konuşuyorum. Yani çok aşırı böyle işte kurumsal olup da böyle belli başlı ilkeleri olanları söylemiyorum. Onların tabii mülakatlarından ortalama önemli olabilir. Onlar kaydeye alabiliyor olabilirler ama hani ortalama çalışan şirketlerde çok da fazla önemli değil. Ama kariyerinizi eğitim üzerine geliştireceksiniz ya da Erasmus olabilir. Hani onlar için ortalama çok önemli. O yüzden 3'ün altına inmemeye çalışın öyle bir şeyiniz varsa. Çünkü benim 1. sınıftayken arkadaşlar toparlaması sonra zor oluyor. Onun yüzden söylüyorum. 1. sınıfın 2. döneme 2.30'larda mı neydi ortalamam? Ve ben 4 yıllık eğitim hayatımın en düşük ortalamasını o zaman yaşadım. Çünkü önemsemiyordum. İşte ortalamanın bilincinde değildim. Hani benim için dersi geçmek yeterli olacak düşüncesindeydim. Sonralar 3. sınıfta, 2. sınıfta ben bunu 3.20, 3.50'lere çıkarttım ama işte tabii onu toparlamak çok zor oldu. Ben bu arada 3.20 ile mezun oldum. Düşün yani, o ben 1. sınıfın 2. dönemdeki o 2.30'luk ortalamayı olmasaydı bende, ben şu an bölüm birincisi bile olabilirdim. Çünkü ben çok kıl payı kaçırdım birinciliği. O hale içimde uktedir benim. O yüzden ortalamanın, yani kendinizi keşfettikten sonra ortalama önemli arkadaşlar. Keşiften bahsetmişken, ne olmak istediğinizi
Ya daha doğrusu kendinizi erken keşfedin arkadaşlar. Çünkü karar mesela kararı geç verirseniz bir şeyler için geç olabilir arkadaşlar. Yani deyin ki işte benim karakterim şu. Ben şu işleri daha iyi çalışıp şu işte daha iyi olabilirim. Ya da ben kariyerimi işte üniversitede devam ettirmek istiyorum. Eğitim akademisyen olmak istiyorum. Bu anlamda bir şeyler yapmak istiyorum. Buna yönelin. Yani o yüzden 4. sınıfa ki tercihlerinizi, seçimlerinizi bırakmayın. Çok geç oluyor o zaman. Yani o zaman toparlayamıyorsun zaten. Sen 4. sınıfın demek yani ben ortalama için 18 yaşında başladıysanız söylüyorum. 22 yaşında oluyorsunuz. Yani 22 yaş artık 23'ünde belki her şey yoluna giderse işe gireceksin vesaire. Yani hani çok geç kalınmış olacak. O yüzden erken zamanda kendinizi keşfedin. Olumlu yanlarınızı, olumsuz yanlarınızı, neye hemen sinirleniyorsunuz, neye tahammülünüz yok, neyi de kendini mutlu görüyorsunuz. Bunları erken karar verin. Dönüşü zor olmaması adına söylüyorum arkadaşlar. 7. maddemiz. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Staj. Sizin için şey olmasın arkadaşlar. Yapmak zorundayım. İşte ben bu okul bana bunu söyledi. Ben bu stajı yapmak zorundayım. Gidip geleyim. 10 iş günüm işte 23 günüm neyse dolsun diye düşünmeyin. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Stajdayken özel sektörde bir yere girdiniz mesela. Bir X şirketine girdiniz. Staj yapıyorsunuz. Şimdi orada 10 iş günü bile olsa, 23 günü bile olsa gözlemleme fırsatınız olacak. Mesela ben kendime örnek vereyim. Ben özel bir şirkette staj yaptım. Laboratuvardaydım ben. Ziraat mühendisi, toprak bilimi bilmeyenler için söyleyeyim. Toprak bilimi bitki besleme bölümü mezunuyum. Ben toprak analizleri yapılan bir laboratuvarda staj yaptım. Ve şunu dedim kendime. Ben kesinlikle laboratuvar istemiyorum. Bu benlik değil. Beni boğuyor. İşte ben analizlerin içinde olmak istemiyorum. Ben daha çok sahada olabileceğim. Bakın bu kendimi tanımam demek oldu. Ben bilmeseydim şu an mesela iş arıyorsun. Çünkü iş ararken arkadaşlar yani ben kafamdaki iş olacak diye bir şey olmuyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık hani işim olsun gireyim diyorsunuz. Yani seçme hakkınız şartlardan dolayı çok da fazla kalmadığı döneme zaman zaman giriyorsunuz. O yüzden diyorsunuz ki iş olsun ben hemen gireyim. O yüzden ben mesela dedim ki laboratuvar istemiyorum. Ben zaten kafamda laboratuvar olabilecek laboratuvar arayanları hiç başvurmadım. İstemiyorum çünkü ben mutsuz olacağım bir iş yapmak istemiyorum. Siz de aynı şekilde kendinizi tanırsanız eğer neye mutlu neye mutsuz olacağınızı bileceğiniz için ona göre adımlar atarsınız. Bu yüzden çok önemli arkadaşlar kendinizi tanıyın. Bu o kadar önemli ki kendinizi tanıyın ve bu staj yaptığınız sürede arkadaşlar etrafınıza bir bakın. Sadece hani orada sizin neyi isteyip istemediğiniz değil de etrafınıza bir bakın. Bu insanlar burada kaç yıldır çalışıyorlar? Mutlular mı? Sözlenmeyin. Staj o yüzden o kadar önemli ki. Bunun keyfini çıkartın ve stajda da hem kendinizi tanımanın yanında hem de işe dair sevmeseniz, istemeseniz bile neden istemeyeceğinizi söyleyebileceğiniz bir fikir elde edin. Bir fikir oluşsun kafanızda. O yüzden sevmeseniz bile o işi yapın. Staja mutlaka kaçırmayın arkadaşlar üniversitede. Bu benden size 7. madde ve 7. tavsiye. Daha sonra 8. 8. maddemiz arkadaşlar. Kurslara katılmak, hobi edinmek. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Kendinizi geliştirmek, girişimcilik kazanmak adına o kadar önemli ki. Toplum içinde konuşabilmek, işte ben de işte öyle mi ben de şu kursa gittim, ben de tenis kursuna gittim, işte tenis biliyorum ya da yelken kursuna gittim, işte bağlama çalıyorum, kendim bağlama çalıyorum hemen o geldi, işte gitar çalıyorum, işte müzikle ilgileniyorum falan filan, hani bir şey ortamda bir söz sahibi bile yapar sizi ve çevre edinmemize neden olur aynı zamanda. O yüzden kurslara katılın. Dans olabilir. Ha dersiniz ki şöyle mesela ben dansa daha önce de bahsetmişimdir. Dansa girdim. Dedim ki yapamıyorum ya. Ben o kadar estetik bir insan değilim mesela. Bu bile önemli. Dansı eledim. İşte müzik daha çok kendimi müzik aletleri kısmında geliştirmek istedim. Çünkü ona yani kulağımın daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Hani elimin daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Ya da bir örgü, işte ne bileyim bir çanta yapımı, işte bir aksesuar yapımı, bir sürü kurs var arkadaşlar. Bütün üniversitelerde hemen hemen oluyor. Yani o yüzden biraz göz açık olursanız eğer etrafta ne dönüyor, işte ne kurslar var, ne etkinlikler var, ne hobiler var, bunları görebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar kurslara katılmaya çalışın. İşte kendinize hani ne katabilirim düşüncesine girin ve o alanda ilerleyin arkadaşlar. Bu yan alanlar o kadar önemli ki, bu hobiler o kadar önemli ki. Yani mülakata giriyorsunuz, orada bir muhabbet açabiliyorsunuz, bir ortama giriyorsunuz, bir sohbet edebiliyorsunuz o konu üzerine. Yani hani
sevip sevmediğinizi anlayabiliyorsunuz gibi. Hani o yüzden o kadar önemli ki hani kurslara katılın. Hobi edinin arkadaşlar öz olarak. Daha sonra arkadaşlar bu benim çok fazla yapmadığım ve pişman olduğum bir şeydi. Okul dışında vakit geçirmek. 9. maddemiz bu. Yani ben İzmir'de yaşıyorum. Kendimi bildim beleli. Doğma büyüme İzmirliyim. Ve üniversitemde Ege Üniversitesi İzmir'de okudum. Nasıl da evden kalkıyorum, okula gidiyorum, dersleri dinliyorum. İşte belki çıkışta bir kahve, belki bir yemek, eve geliyorum. Benim üniversite hayatım böyle geçti. Liseden hiçbir fark yoktu benim için. Ama şimdi olsam, yani iş hayatımda yapamayacağım şeyleri yapmak isterdim. Arkadaşlar, ne bileyim işte hani çok fazla düşünmek istemezdim. Yani işte gideyim, yani orayı da göreyim işte. Ben İzmir'deyim, mesela benim gitmediğim çok yer var. Ama işte başka şehirden gelen arkadaşlarım belki İzmir'i benden daha iyi biliyor. Yani o yüzden hele ki başka bir şehre gidiyorsunuz okumak için mutlaka o şehri keşfedin arkadaşlar. Fethedin o şehri ya. Maddi durumunuz önemli değil. Ya gidin sahilde oturun. Ne bileyim işte lüks bir restorana gitmeyin. Öğrenciyiz hepimiz. Gidin bir dürüm yiyin. İşte bir hamburger yiyin. Hani uygun fiyatlı bir şeyler yiyin. Hani o anı hepimiz öyle yaşadık çünkü zaten. Hangi birimiz lüks bir restorana gidip üniversite hayatında hani ortalamanın üzerine söylemiyorum da hani ortalama bir insan lüks bir restoranda yemek yiyebilir ki. Hani orada hani bütçeniz 50 liradır. 50 liraya göre işte otobüse binersiniz, bir şey yaparsınız, gezersiniz. Ya bunları yapın arkadaşlar. Gerçekten yapın. Gezin yani. Tozun. Hani dersi dinlemek onu zaten önemli ama bunun haricinde farkındaysanız okul dışında. Okul dışında bir şeyler yapın. Kendinizi okula hapsetmeyin. Okulun sınırlarını hapsetmeyin. Kafeye gidin işte ne bileyim İzmir'de oturuyorsanız Foça'ya gidin, Urla'ya gidin, Çeşme'ye gidin, işte Alaçatı'ya gidin. Çünkü bunları kolay kolay bir daha yaşayamıyorsunuz. Biz üniversitede 5 yani bizim bu herkesin bir grubu var arkadaşlar bu arada. O da olacak. Yani bir gideceksiniz ilk okula, üniversiteye gireceksiniz ya. Herkes birbirine gülecek arkadaşlar. Size bak bunun tüyosunu da vereyim. Herkes birbirine böyle gülecek. Herkes samimi. Herkes sıcakkanlı. Herkes böyle aa öyle mi? Evet evet. Aa öyle falan. Herkes böyle samimiyetsiz olacak arkadaşlar. Siz de samimiyetsiz olacaksınız. Çünkü hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Ve herkes bir şekilde yakın olmak istiyor. Arkadaşlık kurmak istiyor. Çünkü herkesin yabancı olduğu bir ortam olacak orası. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Bir ay içerisinde belki bazen bir ayı bulmaz. Bulmaz ya bir ayı. Bir gruplaşmalar oluyor kabaca. Şimdi kaba taslak bu. Bir gruplar oluyor böyle işte sınıf 30 kişilik sınıf 6 gruba bölünüyor mesela 5-5-5-5. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 2-3 ay sonra o 5 kişilik gruplar 3-2-2-3-4-1-5-2-7-3-6-5 her neyse ayrılıyor. Daha sonra ne oluyor? O ayrılan gruplar başka grupların 2 kişisini alıyor. Oradan 3 kişisini alıyor falan filan böyle bir sistem oluşuyor. Arkadaşlar siz deyin aşkı memnun, ben deyim yaprak dökümü. Her şey oluyor. Üniversitede her şey var. Entrika, dedikodu, çekememezlik, birbirini sevmemezlik, işte ne bileyim küslük, kavga, dövüş her şey olacak. Ama inanın o kadar güzel ki yani hiç sevmediğin insanla bir bakarsın samimi olmuşsun. Hiç samimi olduğun bir insan, ilk başlarda samimi olduğun bir insanla uzaklaşırsın, hiç sevmezsin. Üniversite hayatı böyle bir hayat. Böyle renkli bir hayat. Yani heyecanınızın dorup dolduğu, kendinizi sürekli bir hareketlilik içinde bulacağınız bir ortam arkadaşlar. Yani benimle sevmeyenler vardı, benimle sevmediklerim vardı. Allah! O zaman ama nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dünya meselesi bu. Yani sen ona yan gözle bakmışsın ya, mesela bu bir olaydır. Bakmayın üniversitede 18-25 yaş aralığı oluyoruz ama daha da fazla hani istisnalar var da genel söylüyorum. Oluyoruz ama hala daha içimizde o şey var. Çekememezlik, işte o dedikodu, arkadan konuşma, o bana baktı, şu şunu bunu söyledi falan filan. Bunlar oluyor. Bir şey olacak arkadaşlar. Sizden büyükler, üniversiteyi bitirmiş arkadaşlar diyecekler ki size. Arkadaşlar kıymetinizi bilin üniversitenin. İş hayatında böyle olmuyor. Siz diyeceksiniz ki aman biz her gün sınava giriyoruz, her gün sözlü oluyor. Bundan daha kötü nasıl bir hayat olabilir ki? Ne güzel siz paranızı kazanıyorsunuz. Bizde para yok, pul yok. Sürekli derse giriyoruz, sürekli işte sabah işte 8'e geliyoruz okul, akşam 5'te çıkıyoruz falan filan. Ben de dedim. Ama inanın 7 aylık bir iş hayatım var. Ve ben 7 aylık iş hayatımda şunu söyleyebilirim size. Bakın daha çok kısa bir süreçten bahsediyorum. Üniversiteyi özledim. Gerçekten özledim arkadaşlar. Yani hani o sabah kalktığımda işte uykum, biraz daha uykum var, uyuyayım bir derse geç gideyim. İşte ne bileyim okul çıkışında işte erken çıkayım. Ya da ne bileyim kafama göre hani o derse gitme sorumluluk bilinci var evet ama gitmeme durumunda var ya kafamda şimdi hani istesem gitmem düşüncesi var. İşte 4 hafta devamsızlığım var. Hani istesem bu hafta gitmem düşüncesi var ya kafada.
O bile sizi rahatlatıyor, inanın. Ama iş hayatında ben geç gideyim, erken çıkayım, işte bugün işe gitmeyeyim, canım istemedi, işte bugün buraya gezeyim, bir saat işe gideyim, çıkayım, öyle bir şey yok. Sabah 8, akşam 5, sabah 9, akşam 6, neyse, gideceksiniz. Evet, para kazanıyorsunuz ama arkadaşlar, üniversitenin hani o, ne bileyim, o sözlüsünü, o sınavını bile özlüyorsunuz. Ben özlüyorum. Yani kime sorsanız, %90'ı size evet, üniversite ortamı özenir diyecektir. Ha, hayır arkadaşlar, iş hayatı daha güzel diyen de olmayacak mıdır? Elbette vardır ama nadirdir arkadaşlar. O yüzden üniversitenin tadını gerçekten çıkartın. O yüzden ben diyorum yeni yerler keşfedin diye. Bunlar üniversite olmanın güzel yanları. Ay, buraları da deviyorum arkadaşlar. Üniversite deyince heyecanlandım. Evet, son maddemi söylüyorum arkadaşlar. Bu benim en çok pişmanlık duyduğum şey. Çevre. Yeni arkadaşlar edinmek, çevrenizi genişletmek, yeni fikirlere açık olmak, yeni fikirli arkadaşlar, sizin görüşünüze uymayan arkadaşlarla oturup konuşmak, sohbet etmek, belki de yakın olmak. Ben yapmadım. Ben bir önceki videom Ezgi ile vlog da, hatta şuraya bir yere bırakırım, izlersiniz belki. Ezgi ile biz liseden arkadaşız. Üniversite aynı bölüm, aynı sınıfta kazandık, aynı sınıfa geldik ve biz ilk yarım, yani bir ilk senenin, birinci senenin yarım dönemi biz sadece ikimizdi. Kimseye ihtiyacımız yoktu. Ama bize neydi? Yani biz ikimize yeterdik. Hiç kimseyle de yakını kurmadık biz. İşte herkes geldik, işte herkes böyle yavaş yavaş kendine yakınlaşmaya çalışıyor. Biz zaten ikimiz yakınız ya, şimdi biz bir de üstünümüz var gibi. Yani hayatımızın en büyük hatası, o da aynı şeyi söyler. Arkadaşlar, yeni arkadaşlar edinin. Yani bizim gibi eskiden gelen dostluk da olabilir ama kapalı olmayın. Ben kapalıydım. Sonrasında evet, şu anda mesela çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Ama daha önceleri bunlar, yani o arkadaşlar daha önceleri samimi değildim. İlk dönemden bahsediyorum. Yani keşke olsaymışım işte. O yüzden yeni arkadaşlar edinin. Dostlar o kadar güzel ki. Siz 100 tane de arkadaşınız olsa, 10 tane de arkadaşınız olsa arkadaşlar, üniversite bitince şöyle bir gerçek var. 3 ile 4 ile görüşüyorsunuz. Yani ister istemez hayatlar değişiyor, hayatlar farklılaşıyor. Belki başka şehirden gelmiş, o şehire gidiyor. Senin iş hayatın var, onun iş hayatı var. Yani entegre olamıyorsunuz, görüşemiyorsunuz, saatleriniz uymuyor falan filan. Ama üniversite hayatı boyunca olun. Arkadaşlıklar edinin arkadaşlar. Kimseyi kendinizi geri çekmeyin. Herkese açık olun. Bunlar çok önemli şeyler. Evet, 10. maddeyi de söyledik arkadaşlar. Yani şu anda şeysiniz, liseden çıkmış, üniversitede nasıl bir yer... İşte ben hani nasıl bir yere gidiyorum? Kafanızda bir sürü soru işareti olabilir arkadaşlar. Hani bunu bana da yazabilirsiniz bu konuyla alakalı. Belki benim atladığım şeyler de olabilir. Yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz bir şeyler. Ekleme de yapabilirsiniz. Ama üniversite hayatı o kadar güzel ki. Hani yaşadığınız heyecanlar, korkular, stresler, sınav kaygıları, işte hocaların size bağırması, size ilgisizliği zaman zaman, ne bileyim, projelerde yer almanız, test sunumu sürecine girecek olmanız. Yani sayınca, düşününce sizi çok korkutacak, işte sizi çok yoracak 4 yıl ya da hazırlıkla beraber 5 yıl gibi bir süre önünüzde var. Ya daha 5 yılım var demeyin. O kadar güzel ki arkadaşlar. Yani maksimum düzeyde tadını çıkartın. Strese de girin, işte üzülün de, mutlu da olun, ne bileyim, çılgınlar gibi eğlenin de, her şeyi yapın. Sınırlarını ve dozunu koruyarak tabii ki de hani. Her şeyi yapın ama... kesinlikle gözünüzü korkutmayın. Yani o 4 sene 5 sene var ya, su gibi geçiyor. O yüzden kendinize katabildiğinizi katın. Çünkü şunu unutmayın. Cümlelerimi artık bağlıyorum. İş hayatında bilmiyorum'a yer yok. Bunu hocalarınız da size söyleyecek. Emin olun söyleyecekler. İş hayatında bilmiyorum deme. Yani diyemezsin demeyeyim. Elbette olacak ama deme. Araştır. İşte üniversitede hocalarına yapış. Bak, bu da çok önemlidir. Sor. Ben sormadım, sen sor. Bunları yap. Çünkü iş hayatında gerçekten kurtlar sofrası. Eğer şanslıysan, gerçekten art niyeti olmayan, ne bileyim, herkesin birbirleriyle rakip ama tatlı rekabetlerin oluştuğu bir ortama girersin, ama şanssızsan eğer, seni ezmeye çok çalışırlar. Güzel. Üniversitede kendinize çok şey katın. Hiçbir şeyden korkmayın. Hiçbir şeyden strese sokmayın kendinizi. Her şey çok güzel olacak. Gönlünüzü ferah tutun arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz Instagram adresim de aşağıda. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Her ne olursa olsun elinden geldiği kadar size yardım edeceğim. Ediyor olacağım. Ve siz kendinize inanın arkadaşlar. Siz her şeyi başarabilirsiniz. Her şeyi. Üniversitede bitecek, iş hayatı da olacak. Sadece kendinize inanın. Ve dediğim gibi tadını da çıkartın. Derslere de çalışın ama. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Üniversite sınavına girmiş olanlar varsa canlı gönülden, umuyorum ki gönlünüzden geçen olsun arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.